Merhaba sevgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Haziran 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, 2021'in ikinci yarısına başlıyoruz. Önemli bir dönem. Tutulmalar da şartları değiştiriyor. Mayıs sonunda ay tutulması yaşadık. Bu ay güneş tutulması yaşayacağız ve yılın ikinci yarısında tutulmalar gündemi de belirleyecek. Bireysel olduğu kadar özellikle kolektif alanda önemli tesirler ortaya çıkarıyor. Evet, Güneş 20 Haziran'a kadar Yengeç İkizler Burcu'nda ve Merkür İkizler Burcu'nda. Merkür geriliyor. Bu ay Merkür'ün gerilemesi günlük hayatımızda biraz sıkıntılı olabilir. Biraz yavaşlatıcı bir etki verebilir. Özellikle günlük hayatınız, iş hayatınız, mesleki konularda karmaşalar, fikir değişiklikleri, planlarınızı bir şekilde tam uygulayamamak, hani günlük hayatınızda bunlar söz konusu olabilir. Dikkat etmek lazım. Daha detaycı olacağız, daha programlı olacağız. Mümkün olduğunca ay geneline baktığımızda. Venüs hemen ayın başında Yengeç Burcu'na geçecek. 2 Haziran'da, 27 Haziran'a kadar Venüs Yengeç Burcu'nda. İyicil bir tesir. Özellikle yakın ilişkiler, hani evlilik, eşiniz, partneriniz, ortağınız, yakın arkadaşlıklar alanında daha iyice tesirler verebilir. Ay genelinde, yani ilişkileriniz bu ay destekleyici olabilir. Karşınızdaki kişinin size karşı tutumları da daha sevecen, daha şefkatli, daha duygusal olabilir ay geneline baktığımızda. 10 Haziran'da yeni ay meydana gelecek. Aynı zamanda halkalı bir güneş tutulması 19 derece ikizler burcunda meydana geliyor. Yönetici gezegeni Merkür geriliyor. Kuzey düğüm yönünde olan bir tutulma 6. evinizde meydana gelecek. Güneş tutulmaları aslında yenilikler demek. Yani yeni kapıları bize açar. Bu tutulma da uzun vadede bu şekilde çalışabilir. Ama Merkür geriliyor. O yüzden biraz geçmişle de bağları var. Yani bu geçmişle bağlar, geçmişle ilgili yarım kalmış konuları gündeme getirebilir. Bir iştir bu. Ya da bir çalıştığınız işte ticari alanda geçmiş bir işbirliği yaptığınız firmadır, kişidir, bir müşteridir. Yani tekrar bağlantılar kurabilirsiniz. Yeni bir açılım olabilir. Örneğin yarım kaldığınızda eğitimi tamamlayabilirsiniz mesleki anlamda. İş hayatınız olduğu kadar günlük hayatınız, genel sağlığınız, tüm alışkanlıklarınızı da belki bir şekilde çeki düzen vereceksiniz bunlara. Tabii genel sağlığınıza dikkat edin. Çünkü tutulmalar sağlığımızı etkileyebilir. Özellikle ikizler olunca solunum yolları, bazı kronik alerjiler, problemler ya da işte pandemi tesirleri gibi virüslerle ilgili bulaşıcı hastalıklardır. Yani bunlara karşı da gündemler oluşturabilir. Sağlığınızı iyileştirmek adına belki aşı olacaksınız, belki bir tedavi söz konusu, belki kronik bir sağlık sorununuz tekrar nüksedecek, onunla ilgileneceksiniz. Artık daha uzun vadeli, daha kalıcı bir şekilde hayatınızda alışkanlıklarınızı, beslenmenizi, diyetinizi, çalışma koşullarınızı değiştirmeniz, yenilemeniz gerekebilir. Tüm bunlar gündemde olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Her zaman söylediğim gibi lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Tutulmamız 19 derece ikizler burcunda. O yüzden özellikle 19 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı? Değişken burçlarda yerleşimleriniz var mı? İkizler, yay, balık, başak gibi. O zaman bu etkiler söz konusu olabilir. Daha tesirli olabilir sizin için. Lütfen kontrol ediniz. Evet, tutulma sadece bu ayda sınırlı değil. Bu ay etkileri olabilir. Ama 6 ay güçlü bir şekilde gösterecektir kendisini. Eylül'ün son haftası, Aralık'ın ilk haftası da tutulma tesirleriyle yine yüzleşmemiz mümkün görünüyor. 11 Haziran itibariyle Mars Aslan'a geçecek. Mars Aslan'da son derece özgüvenlidir ama biraz agresiftir, daha tutkulu, daha hırslıdır. Aslan burcunda bir Mars parasal konulardaki enerjiyi arttıracaktır ama harcamalara dikkat edelim lütfen. Biraz şansa da güvenerek çok böyle risk alma eğiliminde olabiliriz ama bu ay risk almayın. Çünkü bu ay ortasında Uranüs Satürn karesi netleşiyor. Yani Uranüs Satürn karesi aslında 2021'in en güçlü ve sert açılarından. Yılbaşı döneminde yaşadık. Bu ay meydana gelecek. Aralık'ta da meydana gelecek bu kare açı. Satürn Kova'da, Uranüs Boğa'da. Ve sizin daha çok mali alanınızı etkileyebilecek burçlarda. O yüzden Mars da Aslan'a geçeceği için finans alanlarında riske dikkat edelim. Yani bu
Sizin dışınızda gelişen şartlarla ilgili aslında, yani genel piyasalarla ilgili bir durum. Ani gerilimler çok stres yaratacak dengesizlikler olabilir. O yüzden risk olan konularda sizin mümkün olduğunca bireysel olarak temkinli olmanızda fayda var. 22 Haziran'da Merkür ilerlemeye başlıyor. Bu günlük iş hayatınızdaki trafiği rahatlatacak, biraz daha zihnimizi, daha belki dikkatimizi toplamamıza izin verecek. 24 Haziran'da 3 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay var. Evet, işte bu Dolunay sizin Dolunayınız. Her yıl burcumuzda bir Dolunay meydana gelir. Bu Dolunay 24 Haziran'da burcunuzda meydana geliyor sevgili Oğlaklar, 3 derecede. Lütfen yine kişisel haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz 3 derece ve yakınlarındaysa, yükselen burcunuz 3 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan çok güçlü tesirler alabilirsiniz. Doğum gününüzde özellikle 21 Aralık'la 28 Aralık arasıysa güneş etkilendiği için çok önemli tesirler olabilir. Güzel bir dolunay, verimli bir dolunay. Yöneticisi Satürn. Evet, Satürn Uranüs'le çatışıyor ama bu dolunay sırasında özellikle Venüs'ün, yengeçteki Venüs'ün balık burcundaki Jüpiter'le güzel bir üçgeni var. İyicil etkiler de var, yardımcı etkiler de var. Kendinizle ilgili bir dönüşüm, bir farkındalık söz konusu. İlişkilerinizle ilgili keyifli gelişmeler olabilir. İşbirlikleri, ortaklıklar, belki yeni bir ticari anlaşma, eşinizle birlikte yapacağınız belki güzel bir seyahat, sizi mutlu edecek güzel etkileşimler olabilir, romantik tesirler olabilir. Evet, dolunaylar tutulmalar gibi aylarca etkili olmaz. Daha kısa vadelidir. Özellikle Haziran'ın son haftası, işte Temmuz'un ilk haftası içerisinde bunlar kendini gösterir zaten. Ama özellikle Güneş burcunuzda teması varsa daha uzun süreli etkilerde bekleyebiliriz dolunayla beraber. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.